Yok. Bakma, bakma. Halim olsaydı ben de seninle gelirdim. Yürüyüşe mi? Evet. İyi oldu sizi yakaladım. Ben de şöyle bir çıkayım demiştim. Beraber yürüyelim mi? Tabii. Hoşça kal. Güle güle. Şat nerede? Ortalarda görünmüyor. Kardeşimin yanına çiftliğe yolladım. Orada daha mutlu. Tabii. Kardeşiniz de mi var? Evet. Taşınalı ne kadar zaman oldu ama biz hala doğru düzgün tanışamadık değil mi? Öyle oldu. Zamanımız var, tanışırız. Geçen gün için size teşekkür edemedim. Alarm çalmış. Koşmuşsunuz, ilgilenmişsiniz. Sağ olun. Güvenlik müdürü söyledi. Merak ettik. Evde misiniz, değil misiniz de bilemedik. Dünyanın bin türlü hali var. Telaşlandık. Siz devam edin, ben size yetişirim. Efendim? Lale Hanım, bir sorun var efendim. Sezgin Bey'in solunumu güçleşti. Ne diyorsunuz? Müdahaleleri yaptık ama durumu stabil hale getiremiyoruz. Doktorun aradınız mı? Aradık, geliyor. Ben de geliyorum hemen. Bir hastaneye nakledelim mi? Hayır, beni bekleyin. Doktoru görmeden de bir şey yapmayın. Evet ama Sezgin Bey'in... Beni bekleyin dedim. Lale Hanım! Lale Hanım! Kötü bir haber mi? Yo. Sadece bir toplantımı unutmuşum. Acilen gitmem gerek. Görüşürüz. Gittikçe kötüleşiyor. Artık burada yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Nasıl olmaz? Olmalı. Başka bir yere götürelim. Başka bir hastaneye. Gerekiyorsa yurt dışına götürelim. Lale, onu daha fazla yorma. Lütfen. Gözümün önünde. Ölüp gitmesine izin veremem. Sen bir şey yapamıyorsan bırak başkaları yapsın. Seni anlıyorum ama... Beni anlamıyorsun. Beni hiç kimse anlayamaz. Lütfen. Her duruma alışman lazım artık. Kabullenmen lazım. Hayır. Bir kadriyogram aldım. Ver bakayım. Ne işin var burada? Niye takip ettin beni? Merak ettiğin ne? Kimsin sen? Sezgin göz almış kim? Gel benimle, kendi gözünle gör. İşte Sezgin göz almış bu. Benim kocam, sevgilim, arkadaşım, her şeyim. Reşat Yaşaran Alçağ'ın 8 yıldır bu hayata mahkum ettiği adam. O vicdansızın bütün parasına, işine el koyduğu, bütün gücünü, emeğini sömürdükten sonra ayağının altından dünyasını çektiği adam. Benim kocam. Size güvenmek istiyorum. Merak etmeyin. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Bundan sonra da eğer yapabileceğim bir şey olursa... Siz zaten farkında olmadan çok şey yaptınız benim için. Kısa bir süre de olsa Reşat Yaşar'ın içeride olması çok işime yaradı. Tekrar teşekkür ederim.
bir şeyler anlayacak. Ben hallederim, merak etme. Hoş geldiniz efendim. Nerede kaldın? Çok merak ettim seni. Nereden geliyorsunuz böyle? Merak mı ettim? Nereye gittiniz Lale ile? Ha, sevgilini merak ettin. Neler konuştuk acaba senin hakkında? Bana bak, saçmalama. O kadına da böyle aptalca şeyler söylemedin herhalde. O kadın benim sevgilim falan değil. Ha, olsa da sana ne? Artık karım değilsin. Önceden de ilgilendirmiyordu zaten. Ve o zaman soruma cevap ver. Nereden geliyorsunuz? Merak etme, beraber değildik. Ben yürüyüşten dönerken girişte karşılaştık. Sonra arabasıyla beni buraya kadar getirdi. Ne işte, adam gibi cevap versene. Ne öyle gizemler, bir şeyler. İş konuşacağız, soracağım bir sürü soru var, o kadın da ortada yok. Bütün gün senin işlerin için uğraşmış. Çok yorgundu. Bu akşam rahatsız etme istersen. İyi geceler. Hemen yatacak mısın? Evet. Ne oldu, anlatsana. Hiç halim yok Hilmi'ye. Bugün gördüklerim, dinlediklerim çok fazla geldi. Hiç konuşacak halim yok. Yarın. İyi geceler. İyi geceler canım. Adam kendini Reşat Yaşar'ın ortağı zannederken bir anda sıfırın altında bulmuş kendini. Adamın ruhu bile duymadan bütün hayatını çekip almış. 3 kuruşa bütün mal varlığına el koymuş. Tipik bir Reşat Yaşaran klasiği işte. Adam da dayanamamış tabii, gururuna yedirememiş. Beyin kanaması geçirmiş. 8 yıldır, tam 8 yıldır bitki gibi yaşıyor. O günden beri de Lale Öcü almak için uğraşıyormuş o. Tam 8 yıldır. Ya. O kadar enkaz bıraktık ki geride. Bütün bunların vebalini nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Bizim evin satışı da Lale için büyük şans oldu. Hemen aldı orayı. Ne diyorsunuz siz be? Doğru mu duyduklarım? Ah kahretsin. Taşındığımdan beri ikinci kezdir görüyorum sizi burada. Dün ve bugün. Daha önce hiç gelmiyordunuz. Tesadüf yoktur Reşat Bey. Fırsatlar vardır. Lale Hanım! Durun, daha yeni başladım. Fırsatların ne zaman nereden çıkacağını bilemiyorsunuz. Ben de karşıma çıktığında her türlü fırsatı değerlendiriyorum. Neredeyse yandaki evi bilerek satın aldığınızı düşüneceğim. Lale!
Münir, Lale. Lale Gözal beni dolandırdı. Ne? Bittik. Bittim ben, bittik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.